Arkadaşlar merhaba, bugün 22 Ağustos Pazartesi, ABD Colonial Downs Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 20.45'te bir satış koşusuyla başlıyor. 3 kar İngilizlere mahsus 1600 metre kompiste start alacak. Koşuda 8 sim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 25 binlik bir satış koşusu. Burada 3 isme yer vereceğiz. 8 numaralı Manolito Forest Boys'la start alacak olan bir isim bugün de büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. 19 Haziran'da 1200 metre kompisteki koşuyu aynı jokeyle kazanıyor. Boyun farkıyla da olsa 25 binlik şartlı satış koşusu 1.11.38'de son startında da 25 binlik bir şartlı satış koşusunda bir boydan az bir farkla ikinciliği var. Yanına iki isim ekleyeceğiz. 3 numaralı Zap Motion, Cevian Tolaido ile o da 16 binlik şartlı satış koşusunda son startında ikinciliği var. 1200 metre kompiste. Son olarak 7 numaralı Conis Coupe, Jared Lauber ile koşuda şans verdiğim son isim. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre için piste start alacak. Koşu 25 binlik bir maiden satış koşusu. Burada da 4 isme yer vereceğiz. Beasley Ward'un antrenör ettiği Jared Lauber ile start alacak olan 6 numaralı Azteca ile başlayacağız. 9 numaralı Paid Squid, Victor Carrasco ile start alıyor. Son startında 1600 metre için pistte 60 binlik bir maiden koşuda dördüncülüğü var. 4 numaralı Right on Richie, Liner Reyes ile şans verdiğim diğer bir isim ve son olarak 7 numaralı Antonov, Joseph Rocco Jr. ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu. 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1100 metre için pistte start alacak. Burada da Afandi'yi tek yazacağız. Koşu 10 binlik bir şartlı satış koşusu, toplam ikramiyesi 30 bin dolar olan son 6 startında 5 birinciliği olan bir isim Afandi. Daniel Santana ile start alacak bugün. Bu sene 4 kez start almış. 16 binlik satış koşusunu 1000 metre için pistte 57-65'te kazanıyor. Daha sonra 1100 metre için pistte bir 12.500'lük şartlı satış koşusunu kazanıyor. Ve son startında da 8 binlik bir şartlı satış koşusunu bir boy farkla kazanıyor. 1000 metre için pistte 56-82 derecesiyle bugün bu performansını devam ettirdiği sürece bu koşuyu kazanacaktır diye düşünüyorum Daniel Santana'yla. Dördüncü koşu bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık orta grup bir maiden koşu. 8 numaralı Dataman'la başlayacağız. Angela Suarez ile start alacak olan bir tapit yavrusu. 2 numaralı Furiously Victor Carrasco ile start alacak. 7 numaralı The Olave Sabiner, George Ruiz ile start alıyor. 60 binlik maiden koştu. Üçüncülüğü var son startında 1600 metre için pistte. 6 numaralı Otago, Rosario Montanez ile ve son olarak 3 numaralı JB, Joseph Rocco Jr. ile şans verdiğim son isim bir Mendelsohn yavrusu. Dördüncü, beşinci koşu yine bir maiden koşu. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus 1100 metre için pistte bir maiden satış koşusu. Koşu 13 sim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir maiden satış koşusu. 32 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 6 numaralı Made My Wish ile başlayacağız. Yani Abiles ile start alacak olan son iki startında 100 metre çim pistteki koşularında ikincilikleri var. 8 numaralı Gleaming Brutally Horacio Caramanas ile start alıyor. 16 binlik maiden satış koşusunda son startında favori olduğu koşuda ikinciliği var 1000 metre çim pistte. 12 numaralı Mercy Road, Quality Road yavrusu Fergal Lynch ile start alacak ve son olarak 3 numaralı Mitch Hawks, Kevin Gomez ile şans verdiğim son isim. O da 1100 metre çim pistteki kariyerinin son startında 3 Ağustos'ta 10 binlik bir maiden satış koşusunda ikinciliği var. 6. koşu 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte bir şartlı satış koşusu. 9 sim start alıyor koşuda. Koşuya baktığımızda koşu 50 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu, toplam ikramiyesi 80 bin dolar olan 6 numaralı Ready to Venture Cevian Toledo ile bu koşuda ilk şans verdiğim isim. 62.500'lük şartlı satış koşusunda son startında bir boy farklı ikinciliği var 1200 metre çim pistte. 3 numaralı Rich's Greed Girl, Jared Lauber ile start alıyor. Favori olduğu son startında 1100 metre çim pistte 50 binlik bir şartlı satış koşusunda ikinciliği var. 2 numaralı Whispering Kitten, George Ruiz ile start alıyor. Bu sene son 3 startında
İki tane birinciliği var. 1100 metre için pistte 35 binlik bir çarpı hız koşusunu 1.03.01 ile kazanıyor. Önceki startında da 1200 metre için pistte 50 bin, 55 binlik bir şanssız koşusunu 1,5 boy farkla aynı jokeyle ile kazanıyor. Bir numaralı Margis Kitchen Jack Gilligan'la start alıyor. Son startında 1100 metre için pistte 70 binlik bir şartlı koşuyor. 1.03.73 ile kazanıyor 1100 metre için pistte. Favori olduğu son startı. Ve 8 numaralı Mums Red Lipstick Jan Abiles'le şans verdiğim son isim. O da bir önceki startını 1100 metre için pistte 35 binlik bir şartsız sorusunu kazanan bir isim. Yedinci koşu, üç arı dişi İngilizlere Mouse 1100 metre için pistte bir koşu. Burada da iki isme yer vereceğiz. 6 numaralı Sunny Meet Dream ve 13 numaralı Check the Grade. Koşu 10 bin dolarlık bir satış koşusu. 6 numaralı Sun Meet Dream Adamor Santos'la start alacak. 1600 metre için pistte 30 Haziran ve 26 Temmuz'da 21 binlik satış ve 16 21 binlik şartlı ve 16 binlik satış koşullarının her ikisinde de ikincilikleri olan bir isim. Bir de 13 numaralı Check the Grade Lionel Reyes'le start alıyor. 10 binlik satış koşusunu son startında yaklaşık 2 boy farklı aynı jokeyle 1100 metre için pistte 1.04.21 ile kazanan bir isim. 8. koşu bir satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsup 1100 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 16 binlik bir satış koşusu. 12 numaralı El Guapo ile başladık. Angel Arroyo ile start alacak olan. Son 4 startında 3 ikinciliği var. 16, 10 bin ve 16 binlik maiden satış koşularında. Son startında da 1200 metre kompisteki maiden koşuyor. 2,5 boy farklı aynı jockey ile kazanan bir isim 12 numaralı El Guapo. 6 numaralı Best Chance Yet Marcos Menendez ile start alıyor. 2 numaralı My Boy Blue Cemil Tolado ile start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var. 10 binlik satış konusunda 1100 metre için pistte. 3 numaralı Tap It To The Wire bir tapir yavrusu Forest Boys ile start alacak ve 8 numaralı Dr. Riggs Horacio Karamanas'la bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 1100 metre için pistteki 16 binlik maiden satış koşusunu kazanıyor. 2 boy farklı yaklaşık son startında. Geldik son koşuya. Son koşu bir maiden satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsup 1700 metre için pistte start alacak. 8 numaralı Kittens'ı tek olarak önereceğim burada. 25 binlik bir maiden satış koşusu. Toplam koşu ikramiyesi 40 bin dolar. 8 numaralı Can't Love Kitten kariyerinde 3 kez start almış. Üçünde de ikinci oluyor. Yalnız son startında rakiplerine faul yaptığı gerekçesiyle 6.'lığa atılan bir isim. Bugün Lionel Reyes ile ilk kez start alacak. 1600 metre çim pistte bütün ikincilikleri büyük bir ihtimalle bugün meydana veda eder gibi gözüküyor. Lionel Reyes ile hata yapmadığı sürece. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin. İlk koşu 8 numaralı Manolito, 3 numaralı Zap Motion ve 7 numaralı Konis Kov. İkinci koşu da 6 numaralı Azteca, 9 numaralı Pay the Squid, 4 numaralı Right on Richie ve 7 numaralı Antonov. Üçüncü koşu da 1 numaralı Afandi. Büyük bir ihtimal koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganyan ilk ayağı 8 numaralı Dataman, 2 numaralı Furiously, 7 numaralı Theo Loves Sabiner ve 3 numaralı Cebi. Beşinci koşu 6 numaralı Made My Wish, 8 numaralı Gleaming Brutality, 12 numaralı Mercy Road ve 3 numaralı Bichavux. Altıncı koşu 6 numaralı Ready to Venture ile başladık. 3 numaralı Richest Great Girl ikinci isim. 2 numaralı Whispering Kitten, 1 numaralı Margis Kitchen ve 8 numaralı Mums Red Lipstick. 7. koşuda da iki isim önerdiydim. 6 numaralı Sunny Meet Dream ve 13 numaralı Check the Grade yeterli gibi gözüküyor. 8. koşuda 12 numaralı El Guapo ile başladık. 6 numaralı Best Chance Yet, 2 numaralı My Boy Blue, 3 numaralı Tap It To The Wire ve 8 numaralı Dr. Rex. Son startında da 3 kez ikinci olan 1600 metre çim pistte son startında da diskalifiye ederek 6.'lığa atılan 8 numaralı Can't Love Kitten tek olur gibi gözüküyor bu maiden koşuda.
Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum. Hepinize bol şanslar.